Eskidenmiş sevgi, saygı, sadakat. Eser mi kaldı, vay babam vay vay. ProDersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ücretsiz video düzenleme programı olan VSTC Free Video Editör ile biraz önce izlemiş olduğunuz gibi müziğimizin ses dalgasına göre hareket çubuklarını nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Hadi başlayalım. Her zaman olduğu gibi sizlerin desteğine ihtiyacım var. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup, videolarımı beğenip yorumlar kısmına görüşlerinizi veya isteklerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Şimdi anlatıma geçelim. Önce buraya bir müzik dosyası alacağız. Bunun için şurada gördüğünüz nota simgesine tıklıyorum ben. Buradan şöyle Hayat Bir Gün O Da Bugün isimli eseri alıyorum. Kursörden sonra diyorum burada. Okey diyorum. Şu anda türkümüzü buraya indirdim. Şimdi tekrardan ben bunun üzerine ses dalgası ekleyeceğim. Bunun için yine burada gördüğünüz spektrum kısmına tıklıyorum. Spektrumu seçiyorum. Daha sonra gelen ekrana iptal diyorum. Köşeden kapatıyorum. Ve burada gelen ekrana da yine kursörden sonra diyorum. Dairemin oluşacağı, ses dalgamın oluşacağı şekilde bir tane çizim yapıyorum. Ve şurada gördüğünüz bölüme çift tıklıyorum. Bu şekilde işlemimi tamamlıyorum. Şimdi bu audio spektrum kısmına ben müziğimi tanıtacağım. Bunun için de şöyle aşağıya iniyorum. Audio settings kısmından şu bölümü object on sahne diyorum. Ve altındaki bölümü de audio bölümünü de buradan geliyorum. Bu türküyü seçiyorum. Şu anda bir oynatıyorum, görelim. Tabi burada renkleri, kalınlığını, yüksekliğini istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Ben şöyle mesela hepsini beyaz yapayım. Şuradan damlalık aracını alarak da istediğimiz renge de tıklayıp o şekilde de yapabiliriz. Bunu da yine beyaz yapalım. Ve kırmızıyı da yine beyazı seçelim, beyaz yapalım. Şimdi oynatalım. Şimdi bu spektrumun üzerine biz distroid efektini uygulayacağız. Bunun için de editör kısmına ben yine geliyorum. Buradan video effects kısmına geliyorum. Buradan transform kısmından distroid efektine şurada geliyorum ve buna tıklıyorum. Şu anda yine soruyor. Ben gelen ekrana tamam diyorum. Bu şekilde oldu. Şöyle bir oynatalım görelim. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi biz bunu durduruyorum. Şuradan type kısmından yani distroid effect seçenekleri diyor. Faceted glass kısmına şöyle tıklıyorum ve bunu şöyle aşağıya doğru iniyorum. Polar coordinates diye seçeneğimi seçiyorum. Ve şu anda koordinatımız oluştu. Biz burada şu ok işaretlerinin ucuna geldiğimizde orada her iki yana bir ok işareti oluşuyor. Büyütüp küçültmemiz için farenin sol tuşuna basarak o işlemi de rahatlıkla yapabiliyoruz. Durduralım şöyle. Onu bir seçelim. Distroid'i seçersek şöyle gidecek mi? Evet. Bu şekilde de büyütüp küçültebiliyoruz. Veya içe doğru da yapabiliyoruz bu arada. Şöyle oynatalım. Tekrardan ben normal haline alayım. Oynatıyorum. Tamam, şimdi bunun dalga, yüksek dalga kısmı sağ tarafa geliyor. Gördüğünüz gibi bunun açısını biz değiştireceğiz. Bunu da yine distroid efekt kısmı altında bulunan angle kısmından yani yön kısmından bunu biz 270 yaptığımız zaman açısını orası yukarıya dönecek. Bu şekilde döndü. Şimdi bir daha kısacık oynatalım. Şimdi burada şu var arkadaşlar. Esasen yapmak istediğimiz şeyin temeli bu. Ancak burada değişiklikler yapabiliriz. Neler yapabiliriz? Şuradan onu sizlere göstereyim. Type kısmından polar coordinates dedik. Biz buradan tivril dersek nasıl bir şekil alıyor? Bu şekilde. Ya bu şekilde. Buna
Burada şu var, yani söylediğim gibi bunların rengini değiştirebilirsiniz, yüksekliğini değiştirebilirsiniz. Yine buradan şu ayarları isterseniz değiştirebilirsiniz. Şöyle biraz gideyim. Mesela burada şu ayarı şöyle biraz artırdığımız zaman bakın içe doğru gidiyor. Tekrar geriye alıyorum. Veya işte altındaki X yönünde aynı işlemi yapıyor. Burada Y yönünde aynı işlemi yapıyor. Bunlar söylediğim gibi sizin yapacağınız işler. Yine burada şuradan audio spektrum sahne kısmına gelelim. Burada söylediğim gibi biz bunun genişliğini, yüksekliğini istediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Çubukları artırabiliriz, azaltabiliriz. Bakın şurada Gradient Settings diye bir seçenek var. Burada 70 diyor. Örneğin ben bunu 100 yaptığım zaman Enter diyorum. Şöyle oldu. Oynatalım bir görelim. Mesela barları daha geniş yaptı. Dolayısıyla bizim içerisine girdi. Biz bunu peki 30 yaparsak nasıl oluyor? Bu sefer de inceleyecek. Var mı diyecek sözüm. Bu şekilde bunları ayarlayabiliriz arkadaşlar. Pro Dersler kanalımda VSTC Free Video Editor programıyla müziklerimize ses dalgası görünümü nasıl ekliyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.